Şimdi Hacı abi ezberler var. Ezberlerle başlayalım mı? Olur abi. Haydi bakalım. Ben Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarz hayatlarına dikkat ettim. Gördüm ki aynı benim güzerhane hayatım gibi Risale-i Nur gibi bir neticeye teçhis edilip sevk edilmiş. Emir Dabir 54. Şimdi bu cümle böyle biraz kalbi cihette bakıldığında naif, insana umut veren değil mi? Kaderin umut verici bir ciheti de vardır. Böyle insanın duygusal anına denk geldiğinde insanı ümitlendiren. Mesela bu cümle eskiden haram işleyip şimdi kendisi gibi haram işleyenlere tebliğ edebilen bir insana çok rahat vurabilecek bir cümledir. Doğru mu? Bir insan bu cihette baksa hayatı adına umutlu bir gün bekler. Evet, ben de şu gün bir tebliğ ile, bir işaret ile gerçekten dönebilir miyim? Şimdi duygusal manada bu cümleye bakıldığında yorumlar zaten ekseriyette doğru çıkar yani. Yanlış yorumlar çıkmaz. Bir de bu cümleye böyle teorik cihette, yani kaderi cihette. Hani az önce anlattığınız şöyle oldu, böyle oldu, şunu şöyle yaşadımların hepsine biz kader denk diyelim. Bu yine tevafuk demek. Sadece kader denk niye diye diyoruz o zaman. Biraz kaderi de hatırlatsın bize. Çünkü bizde sıradanlaşan kelimeler manasını yitirir oldu. Ne gibi? Allah razı olsun gibi. Halbuki oyunun tek kuruluş amacı Allah razı olur mu? Ama bizde çok sıradanlaştığı için anlamını yitiriyor. Biz de o yüzden bugün tevafuğa kader denk diyelim. Kader denk. Şimdi böyle bir cebri determinizma düşünelim. Sayısız parçadan oluşan bir tablo düşünelim. Cebri determinizma. Cenab-ı Allah'ın bu tablo üzerindeki ufak parça, ufak dokunuşlar ile insanların iki cihanını, sonsuz hayatını etkileyecek sergüzeşler oluşturmasına kader denk diyelim. Senle beni tanıştırdı. Yolda geçerken işte şey, bir gün Mahsun'dan paylaşım gördün. Bir gün bir arkadaşın hayal alem dedi. Bir gün şimdi yol yürümediğin birisi hadi gidelim dedi. Dedi. Bunlara ne diyeceğiz bugün için? Kader denk diyeceğiz. Tamam, yani yine tevafuk manasında bir şey. Şimdi tekrar söyleyeyim. Duygusallık cümlenin genel manada anlamına zarar vermeyebilir az önceki örneklerle. Ama duygusal bakınca cümlenin mutlaka değeri var olduğu değerden daha düşük algılanacaktır. Ne demek istiyorum? Şimdi az önceki cümlenin örneğini tekrar vereyim. Ya ben kötü bir hayat yaşadım. Bu adam da yaşamış. O kötü hayatıyla başka kötü hayat yaşayan adamlara tebliğ edebilmiş. Yani kendime vurdum, sana vurdum, ona vurdum. Çok güzel. Ama kaderi cihette baktığımızda ki insanın nefsinden gitgide uzaklaşmasının en büyük avantajlarından bir tanesi artık her şeyin hakkını, değerini, kaderdeki yerini verebilir. Yani ne bileyim, bir gün çürümüş bir etin yanından geçerken nefsini karıştırırsan ay çürümüş et bu yenmez dersin. Doğru da bir şey dersin. Biri yanlış diyebilir mi buna? Diyemez. Ama nefsindeki o kokunun bile iğrençliğini seni rahatsız etmeyecek seviyelere getirirsen ya Cenab-ı Allah bu eti kokutmasaydı ben bunu yiyip mikroplarını da yemiş olurdum dersin. Yani duygusal cihette nefsin karıştığı yerlerdeki tespitlere yanlış mı dedik? Hayır. Doğru yani. O kokmuş, kaçar insan. Kötü kokuya niye gelsin değil mi? Ama o kötü kokuya bile şey halinde, yani bunu bir kirlilik manasında düşünmeyin. O an öyle bir şey tefekkür ettin ki kötü koku burnunu titretmiyor yani. O kadar derin düşünmemiz lazım. Orada bile eğer Cenab-ı Allah bu eti çürütmeseydi, öyle ufunetli pis bir koku bundan gelmeseydi, ben bunu yiyip, zaten o koku niye geliyor? Mikroplar, virüsler oraya geldi demek değil mi İbrahim? Yani onun, ben bunu yiyip zehirlenebilirdim. Zarar verebilirdi bana. Şimdi evinizde hiç et bozulmuyor mu? Bozuluyor. Kokmasa ne yapacaksın evde? Değil mi? Yiyip yani bu kaderi cihetten bakmak oluyor biraz. Şimdi bu tefekkürler birinci tefekkürleri döver. Hem de çok fazla döver. Yani bu çok üst seviye tefekkür olur. Şimdi az önceki cümleye duygusal cihette baksak, sen, ben, benim hayatım, ki bakılır ya, herkes bakar. Bu yorumlar yanlış mı? Hayır. Doğru. Çok güzel. Ama tam böyle onun kıymetini vermek için kader denk dediğimiz, hani cebri determinizma dediğimiz sayısız, gerçekten sayısız, mübalağa için demiyorum, sayısız parçalardan oluşan hayat hikayeleri kurguluyor Cenab-ı Allah. Senin hayatında sayısız parçadan bir Fatih Koyuncu hayat hikayesi var. Benim hayatımda sayısız parçadan bir Mehmet Yıldız hikayesi var. Senin parçanla benim parçamın denk gelip birleşip oluşturacağı hikaye ikimizinkinden milyon kat daha çetrefilli bir şey. Sen benle bir de onu katarsak bu sefer akıllara zarar olur. Mesela böbreğin çalışma sistemi için şehirler kadar hastaneler vardır. İnsanlar oralarda belli başlı noktalarda tespitler yapabilirler. Gözün çalışması için şehirler kadar hastaneler vardır. İnsanlar gözle ilgili tespit yapabilirler. Ama gözle böbreğin arasındaki bağlantıyı kurmak çok az adama nasip olacak bir şeydir. O yüzden seninle benim hayatımın karışımı senin hayatından çok daha zahmetli, çetrefilli bir şey. Ne cihetten bakıyoruz? Kader cihetinden bakıyoruz. Şimdi neden bu kadar kader ciheti diye ısrar ediyorum? Şu yüzden. İnsanlar belli başlı noktalarda insanların duygularına böyle dokunabilen yalın anlatımları gördüğünde ay ne tatlı, basit ve yalın bir cümle derler. Ama olayın kader bakışında mahiyeti için insanların hayatını, sosyolojiyi, psikolojiyi, insanların halet-i ruhiyesini, manevi hastalıklarını, insanların hangi hal, hareket, ahval ve tavırlardan nerelere gideceğinin tamamını idrak etmeyen bir insan bu kadar yalın bir cümle kuramaz.
Bu bakışa biz mahruti bakış diyoruz. Ne oluyor? Koni var yani böyle. Onun tersini düşün. Ters koniden baktığımda geniş tamamını görür müyüm? Evet, tamamını. Tamamını. İşte mahruti bakış bu demek. Demek ki mahruti bakış biraz kader ile alakalı bir hadise. Mahruti bakış için çok bilgi yeterli mi? Hayır, bu yüzden kadere birazdan hali ve vicdanı diyeceğiz. Gönderme yapmaya çalışıyorum. Var mı buralara kadar sıkıntı? Tekrar aynı cümleye döneyim. Üstadın bu cümleyi edebilmesi için hani duygularımızdan arınarak baktığımızda gerçekten kaderin çok iyi bir yorumcusu olması icap ediyor. Doğru mudur? Ne demek kaderin iyi bir yorumcusu? Mesela bugün hava durumunu tahminini Barış'a soralım, Halis'e soralım. Hatta yer yer haber programlarına bakalım. Bunlardan daha iyi yapabilen bir adam vardır. Kim? Köylü adamdır. Niye? Köylü adama bir gün köye gidersin. Siz de gidiyorsunuz Trabzon'a değil mi? Köye gittiğinizde böyle bulutlu görürsünüz. Yağmur yağacak dersiniz. Amcanız der ki yok yağmur yağmayacak, güneş açacak der. Dediği doğru çıkar. Böyle ufacık bir bulut göz kırpar. Amcanız der ki o şu şeyli tarlaya, samana iyi bakın yağmur yağacak der, tutar. Niye? Defaatle o havaları o kadar tanıyabilecek şekilde neyi? Adetullah. Neyi? Adetullah'ı. O kadar alışkanlık kesbetmiş ki o noktada artık hangi halden ne doğabileceğini daha orantılı tespit edebiliyor. Mesela motor ustasına gittiğinizde çoğu zaman gidiyoruz. Böyle arabanın motoruyla ilgili bir sorun olduğunda o adam da motor ustasıysa hele bir gaza basar böyle vuv vuv yaparsın. Yani şurası bozuk der ve gerçek bir ustaysa bunu tutturur. Doğru mu? Neden? Çünkü o kadar çok o sesleri farklı farklı dinlemiştir ki. Dinlediği seslerin ne arızası olabileceğini bilir. Şimdi anca böyle çok yukarıdan adetullah'ı neyi? Adetullah'ı çok iyi artık okuyabilen, tanıyabilen, neyin neye, nerelere gidebileceğini bilebilen bir adamın yazabileceği bir cümle olur bu. İşte bu cihette üstadın mahiyeti yazdığı cümlelerin daha üstünde kalıyor. Elhamdülillah. Ya ben şunu hep şöyle düşündüm. Bu yanılmıyorsam hatıralarda geçiyor. Üstad Hazretleri dua ederken elini açtığında gelecekteki nur talebelerine de görüp görüp eder diyorlar. Yani doğrudur yanlıştır ama güzel bir şey. Öyle değil mi? İnsan gelecek adına istemez mi? Bu davayı sürükleyen, götüren, alıp yürütebilen birileri olsun. Ben onlara da dua edeyim. Biz bile bu dar ve kısır halimizle ne istiyoruz? Allah'ım bu davayı gelecekte kıyamete kadar yürütecek kardeşler bize nasip et diyoruz. Yani bizim gibi dar insanlar bile böyle düşünürse üstad tabii ki de düşünüyordur. Şimdi o yüzden üstadın nura ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerin hayatlarına bakış açısında o an yanında, yamacında, yolunda yürüyen adamlarla kısıtlı bir şey değil. Siz Risale-i Nur'daki cümleleri okuduğunuzda bu asra nasıl çarpıyor? Bana nasıl çarpıyor? Aa amcaoğluma nasıl çarpıyor diye şaşırmıyor musunuz? Şaşırıyorsanız demek burada o insanları tanımadan ziyade adetullahı tanıma adatı mevcut. Adetullahı bilen bir adam geleceğe böyle göndermeler yapabilir. Mesela damdan atlama ölürsün değil mi? Bu bizim hepimizin bilebileceği bir adetullah'tır. İşte az önce okuduğumuz vakada üstadın kendince idrak ettiği bir adetullah. Ve bunu bize bildiriyor ama bildirirken tekrar söylüyorum sadece yanında, yakınında, yamacındaki talebeleri tefekkür ederek değil bu halet. Nedir bu halet? Aynı zamanda çok ileriyi görebilen bir halet. Bakacağım. Benim çok uzun süredir böyle kendim inanarak düşündüğüm bir tefekkür nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi mesela piyasalar sıkışsa, etse bu işlerin gidişatını, euro ne olur, dolar ne olur, altın ne olur çok iyi anlayabiliyorum. Bir yıl sonrasını gören çok insan var çevremizde. Doğru mu? Neden bütün nazarını, dikkatini ona teksif etmiş? Böyle piyasadaki bir cihette sıkışıklığı görüyor ve diyor ki yatırımımı şu arsa yapacağım diyor. Mesela şu an en değerli topraklar değil mi? Carrefour'un oralar. Ben çocukken değildi diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani biz hiç gitmedik oraya Fatih çocukken. Yani orada bir şey yoktu. Şu an ama bir toprak anlamayacak kadar pahalı yerler. Carrefour'un o caddeler, o bölgeler. Şimdi bunu birileri öngörmüş ki gidip almış kapatmış ki hala arsalar var. Ya kimine miras kalmıştır. Ben onu anlatmıyorum. Anlıyorsunuz demek istediğim. Şimdi adam sıkışıklığı anlıyor, daralmayı anlıyor, genişlemeyi anlıyor, şehir nereye gider anlıyor, nereye kanalize olur anlıyor. Ha bak şuraya hastane gelmek üzere, o zaman kapısı buraya bakar, bu buradan olur. Adam o hesapları yapabiliyor. Şimdi bence Resulullah Aleyhisselam zamanında yanından bir adam geçse, o adamın ses tonundaki yalanı duysa, gözündeki şerri hayal etse, bunlar neticesinde yüzyıllar hatta 1100 yıllar sonrasını anlayabiliyor ki ahir zamanda Deccal'in fitnesinden koruyun diye yumruklarını sıka sıka bize rivayetlerde bulunuyor. İfade edebildim mi? Ayette geçiyor. Her konuştuğu vahiy. Ama o vahiy cihetiyle bildirilmiş olabilir mi? O da olabilir. Rüya olabilir mi? O da olabilir. Latifeleri bu kadar açık olabilir mi az önce konuştuğumuz kadar? O da olabilir işte. Anladın mı abi? Bunlar hani Efendimiz'i hayal etmeye çalışırkenki tefekkürler. Ben böyle ihtimalin de olabileceği kanaatindeyim. Çünkü
Çünkü bizler artık o kadar burada tecrübe yaşadık ki kapıdan bir insan girip yanlış bir hamlede bulununca çok tecrübemiz olduğu için ya bu arkadaşla çok ilgilenmeyelim şu zararı doğurabilir diyoruz. Ya da illa olumsuz örnek değil. Çok sevdiğimiz kardeşlerde bazı noktalarda geri durmadır. İşte nurları okumama olsun ya da bir hizmetinde geri adım olsun, uyuşukluk olsun, gıybet olsun. Böyle şeyler yakaladığımızda bak kardeşim şu an için bu zarar vermiyor evet. Ama bu sende alışkanlık kesbederse ileride gerçekten alır sürükler bu işi. Sana çok zarar verir. Genelde de tutturuyoruz doğru mu abi yani artık şey olduğumuz. Şimdi ben tutturduğumuz konuşmaları varsayalım. 6 ay sonrasını biz tutturabiliyorsak ufku o kadar geniş olan, gaybtan bir an bile haberi müjdesi kopmayan Peygamber aleyhisselam. Bence bir adamın kaşının gözünün menfi ve şer cihette oynayışından Deccal'in fitnesini görüyoruz bence Süfyan'ın. İfade edebildim mi demek istediğimi? Ben böyle düşünüyorum böyle olduğuna. Çünkü gaybin gözü desek uygun olur mu? Gerçekten çok açık. Basireti desek uygun olur mu? İzan desek uygun olur mu? Feraseti desek uygun. Yani onda açık olmayan ne var ki Efendimiz aleyhisselam'da? Yani bizim gibi çok adiyattan basit insanların ya bak benim 10 tahminimin 9'u tutuyor gibi. Bak bu işlerde yani bu alanda ben motoru duydum mu ben çözerim. Ya senin tutuyorsa yani müsaade et de gaybin gözü olan Efendimiz aleyhisselam ta 1400 yıl önceden insanların iki tanesinin kavgasıyla iki tane ülkenin kavgasını tahmin edebilecek bir şekilde basireti olsun. Ben böyle olabileceği kanaatindeyim. Şimdi az önceki o derin tefekkürün biraz daha ufaltılmışını alalım. Üstad da yandaki talebelerden bakıp geleceğe böyle gönderme yapıyor. Cümleler için kim demiş, kime demiş, ne makamla demiş, ne maksatla demiş diye bir dörtleme yapıyoruz. Doğru mu? Var değil mi böyle bir şey? Bunu yapıyoruz. Şimdi bu dörtlemeyi yapıyorsak o zaman bir cümlenin makamını da önce bir hak ettiği yere koyma gereksinimi hissedim. Çünkü böyle gerçekten örneklerimiz biraz dar kaldığında cümlenin hakkını vermemiş oluyoruz. İkinci viteste giden bir Lamborghini oluyoruz. O yüzden cümleyi hak ettiği yere koyamayız da denemeye çalıştım yani o cihette. Acaba hak ettiği yerlerini oralara koyabilir miyiz cümleyi diye. Şimdi bu cihette baktığında böyle eski menkıbelerde dinlemiştim. Eskiler Evliyaullah'ın yanına giderken 40 gün boyunca hiçbir harama bulaşmamaya daha çok dikkat ederlermiş. Çünkü Evliya Allah gitti mi gözlerinden ruhunun kirliliğini okurmuş diye. Yani bu işlerde asıla değil fasıla bakılır değil mi? Anlatmak istediği güzel bir betimleme var yani burada. Şimdi insanların demek ki ufak işaretlerde, ufak noktalarda anlayabilme kapasiteleri kişiden kişiye değişiyor. Neye göre? İmanındaki bu konuyla ilgili istidada göre değişen haletlerdir. Doğru mu? Şimdi Üstad Hazretleri demek ki yandaki talebelerin tarz hayatlarına baktığında benim anladığım bu işin, bu oyunun, oyun dediğim dünya oyununu kastediyorum. Bu oyunun sonuna kadar kendi talebeleri adına, nur talebeleri adına işte bir tarz hayatları nasıl olur? Acaba ileride bu iş kendi talebelerim arasında ihtilaf olur mu? Muhabbet olur mu, şöyle olur mu, böyle olur mu yulara kadar tahmin edebildiği kanaatindeyim ben. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi bu tahminlerin içerisinde Üstad Hazretleri insanlara genellikle umut ışığı olan meselelere de çok fazla değiniyor değil mi? Motivasyon olsun, müsbet olsun diye. Ben Risale-i Nur'a hizmet eden kardeşlerimin tarz hayatlarına dikkat ettim ki. Dikkat edişi demek ki yanındaki sadece Sabri Efendi'yi irdeleme değilmiş. Bizim az önce bahsettiğimiz kader denk noktasından Adatullah'ı da çok güzel okuma istidadı varmış. Ben Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarz hayatlarına dikkat ettim. Gördüm ki. Demek ki bu görme sadece müşahade cihetiyle değildir. Bakarsın müheyyile cihetiyledir. Yani burada hayalende görmüş olabilir, tefekkürde etmiş olabilir. Cenab-ı Allah'ın insanlara müsaade ettiği cihette basiret ve ferasetiyle değil mi istikbali idrak etmiş olabilir. Bu işlere müdrik olmuş olabilir. Aynı benim güzerana hayatım gibi. Demek ki hani hep şöyle bir betimleme yapıyoruz. Kudüs'ün anahtarlarını ellerine alan Selahaddin Eyyubi'nin tarzı hayatına ve adım adım bastığı yerlere altına kazıp baktığımızda Hazreti Ömer'in ayak izlerini görüyoruz. Doğru mudur? Neden? Kudüs'ün anahtarını bir önce eline alıp fetheden şahıstır. Hazreti Ömer'in ayak izlerini böyle kaldırdığımızda da şeriatı garra-i Muhammediye'yi görüyoruz. Demek ki şunu anlıyoruz bir insan Efendimizin ayak izi, Hazreti Ömer'in ayak izi, Selahaddin Eyyubi'nin ayak izi, onun halefinin ayak izlerinden devam etse tekrar Kudüs bizim olabilir. Şimdi bu cihetten bakabiliriz. Üstad da diyor ki ben kendimce Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ayak izlerine basmaya çalıştım ve beni hizmette tuttu Cenab-ı Allah. Ya hizmet deyince insanların birçoğu çok basit görebiliyor. Çünkü din onların gözünde ucuz. Ben ise şöyle düşünüyorum yani şimdi hadsizlik gibi olmasın da yani hizmet etmeyen biri hiç şunu diyebilir mi acaba?
cevabı. Ben ne yaptım da Allah dinine hizmet ettirmiyor beni? Bence bir sorabilir belki. Peki her dine hizmet eden %100 cennetlik mi ya? Hayır, onu demiyorum yani. Belki etmeyen biri eden birinden çok daha hayırlara vesile olmuş da olabilir. Buraları bilemiyorum. Ama burası ihtimal arttırıcı bir şey mi? Evet, ihtimal arttırıcı bir şey yani bu cihetlerde. Hani o cihetten baktığımızda Cenab-ı Allah'a razı etmeye çalışmak ve insanlığa hizmet etmeye çalışmaktan daha önemli hiçbir vazife benim gözüme gelmiyor. Şimdi bu kanaldan baktığında Üstad Hazretleri ben hizmet etmeye çalıştım. Hizmet etmeye çalışırken de Resulullah Aleyhisselam'ın ayak izlerini taklit etmeye çalıştım. Ve şimdilik gördüğüm kadarıyla ben bu hizmetin yolundayım diyor. Çünkü Üstad mütevazi bir şahıs, böyle söyler. Ben kesin böyleyim diye bir ibaresi olmaz üstadım. Birçok yerde konuşan yalnız hakikattir, Said'in ehliyeti yoktur diye. Değil mi? Kendini turaba benzetiyor. Ölü bir toprağa benzettiği çok vaka var. Şimdi yalnız üstad başka bir şey daha anlamış bunu anlarken. Demiş ki eski hayatlara baktığımda da şimdiki hizmetime çok güzel kuvvet verecek bazı şeyler gördüm demiş. Mesela insan eski hayatında esrar müptelası bir adamdır. Ondan sonra bunun yanlış olduğunu müdrik olur ve tövbe eder, pişman olur. Sizce hayatı mübarek geçmiş bir insan mı esrar içen biriyle daha iyi ilgilenebilir? Yoksa esrardan tövbe etmiş bir insan mı esrar içen biriyle daha iyi ilgilenebilir? Torbacı olan değil mi böyle? Standarttır ama güzeldir. Damdan düşünce hoca bana damdan düşeni getirin halinden olanlar diyor. Bak inan aynı o şekilde insanın halinden kendi ahvalini daha önce çekmiş birisi anlıyor. Bazen hizmette birisi geliyor işte mesela oturuyor. İşte şu duvarları şöyle yapsa mıydık diyor. Merdiveni böyle yapmasayım. Mesela merdiven diyor ya. Hani o merdiven için dolandırılmışım. Adamın 10 kez yanına gitmişim. Mahkemeye vermişim. Daha hala paramı alamamışım adamlar. Adamın o iğrenç sesini duyup duymuşum. Kandırılmışız. Adam firmasını bile karısını boşamış, üstüne yapmış böyle. O merdiven diyor ya, ben diyorum düşte. Düşmedi. Düşsün ama sevap olur inşallah. Şimdi yani insanın şeyi gelmiyor. İnsan o an diyor ki beni anlasa anlasa merdiven işini çözmeye çalışırken posta koyan Fatih anlardı. Postacı. Kaç posta koymuştuk oyuncu? Anca anladı. Şimdi insanın kafasına öyle bir şey geliyor. Diyor ki acaba eski hayatımız şöyle böyle olsa insanlara daha mı faydalı oluruz gibi geliyor. Şimdi akıllara zarar bir cümle geliyor. Cümleye duygusal mı bakalım, kaderi mi bakalım? Kaderi bakalım. İyi dinliyor musunuz? Çok iyi dinle. Söyleyeceğim cümlenin en son cümlesi olmazsa olmazı. Tamam. İnsanı Allah'a yaklaştıran günah, insanı gurura sevk eden bir sevap ve hayırdan daha hayırlıdır. Ama tercih edilemez. Geçmişte yaşamış kader desen gömebilirsin ve geçmişte yaşayıp kader dediğin o günahlar seni Allah'a yaklaştırıyorsa ne ile? Tövbe ile, istiğfar ile, pişmanlık ile, istiaze ile, tövbe, evbe, inabe ile. Doğru mu? Allah'a yaklaştırıyorsa bu sana gurur veren. Az önce dediğin gibi ya ben de burs vermiştim, biz namaz kılan bir aileyiz gibi bir gururdan çok daha hayırlıdır. Ama bu dur bir günah işleyeyim de tövbe edeyim diye tercih edilemez. Çok önemli cümlesi. Şimdi bağlayayım. Az önce anlattıklarımı kaderi cihetten bu cümleye bağlayayım. Üstad bunları görerekten nurlara ehemmiyetli hizmet eden, edecek olan insanların hayatlarına bakıyor. Diyor ki ya bu hayatlar Risale-i Nur'a hizmet için donatılmış. Yani teçhiz edilmiştir. Ne demek bu? İnsanların belli başlı huyları vardır. Mesela bir adam hayatında çok titizdir. Bu titizliğini fetişlik boyutuna getirmemiştir. Hizmette de titiz olur. İnsanı rahatsız etmeyecek şekilde. Sevk edilme kısmı hakikaten her insan hayatına dönüp şöyle baktığında kesin bir sevk ediliş serüveni görür. Ben Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarzı hayatlarına dikkat ettim. Gördüm ki aynı benim güzeran-ı hayatım gibi Risale-i Nur gibi bir neticeye göre teçhiz edilip sevk edilmiş. Çok. Emirdağ 1-54. Çok güzel. Ehemmiyetli hizmet deyince hayal annem geldi başkan aklıma ilk. Orada da mesela Akkız geldi aklıma. Dedim ki yani önceden mesela bir ayda 10 bin tane veya işte 15 bin tane SMS bitiriyormuş. Şu an Allah demek ki şu anki hizmetine göre onu teçhiz etmiş. Sonra bugün Fırıncı Ömer'le konuşurken işte Armoni'de ya abi daha öncesinde mağazada çalışıyormuş. Mesela katlamayı biliyor, bir ürün nasıl durur biliyor. Allah onu orada desteklemiş. Mesela sana baktım çünkü dedim ki yani siz diyordunuz ya İrfan abi de diyordu. Yani önceden Türkçemiz daha bozuktu bir konuşurken kardeş falan. Mesela senin bir yerde olman Türkçeni düzeltmiş yani veya işte insanlarla çok etkileşime girip çıkman. Bizi eziyorlar bacanım. Estağfurullah başkanım. Dükkanda çalışmış ya başkan, ticaret, titiz iş olması lazım ve parça işleri tamamlaması lazım. Şu anda da işte sosyal medyada öyle bir eksik olduğunda tamamlayabiliyor ve parça iş olduğunda hallediyor. Dedim ki yani Allah bizi önceki hayatımızda demek ki buraya için hazırlamış. Hem teçhiz etmiş, belki eksiğimiz de imtihanımız olacak diye eksiğimizi de öyle bırakmış. Yani buraya için hazırlanmışız diye baktım gördüm. Çok güzel.
Sevk edilmişi de ekle. Şimdi teçhiz edilmişi güzel anlattın. Bizim arkadaşların eski ahlaklarına baktığımda hizmette şu an işe yarıyor. Demek ki onların eski ahlaklarının donatılış tarzları bugünler için bir tecrübeymiş. Sevk edilişi de bahset. Kendimden anlatayım mı abi? Anlat. Üniversiteye İzmir yazacaktım ne olursa olsun. Yani tamam. Hangi bölüm olursa olsun. Bir şey oldu, bir olay oldu. Sonra Kıbrıs'ta radyo sinema televizyonu %100 tutturdum. Ailem izin verdi. Ona da son dakika abim şey yaptı, çelme taktı. Adana'da kaldım. Ailemle olunca biri de işte beni hayalhaneme getirdi. Hiç olmayacak şekilde bizim evin oraya taşındı bir arkadaş. İstanbul tıpı bıraktı falan. Sonra hayalhaneme gidelim mi dedi. Olur dedim. Bir baktım hayalhanemdeyim yani. Bu da sevk ediliş serüveni. Aynen. Değil mi? Eyvallah. İşte o sevk ediliş serüveni kader cihetinde bizim hiç ama hiç yani hiç demirken çok 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 nadir bir adamın hissedebileceği bir şeydir. İçimizdeki niyete bakıyor biliyor musun? Ta derinlerde bir niyet göreceğiz ahirette. O niyete binaen Cenab-ı Allah'ın bunları yarattığını göreceğiz ahirette. İnşallah hayırlı bir şeyler görebilirsek. Yani nasıl koskocaman süte bir damla mürekkep atıldığında bütün süt o mürekkebin rengini alıyor ya da. Aynen öyle bütün hayatında niyetindeki o bir damlalık mürekkep emsali onun rengini almış olacak. Birçok insan bunu ahirette daha rahat hissedecek. Buyur. Ben Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarzı hayatını dikkat ettim. Gördüm ki aynı benim güzeran-ı hayatım gibi. Bir yerde mi yazıyorsun? Aynı benim, bir saniye bir saniye. Aynı benim güzeran-ı hayatım gibi. Neticeye göre. Risale-i Nur gibi bir neticeye göre teçhis ve sevk edildiğini şahit. Olmadı mı? Can çok gülüyor ha. Mahsun. Bir senin oğlana posta koyuyor. Ama çok hızlı yükseltmiş hedefi. Özcan'a çıkmış yani direkt. Kardeş bak tekrar söyleyeyim. Mücahit'ten Özcan'a çok hızlı çıktın. Mücahit bu arada bir aylık başlamamda. Devam edeyim mi abi? Lütfen. Evet. Şimdi abi burada üstad şundan bahsediyor. Kendi Risale-i Nur'a hizmet eden kardeşlerine bakmış görmüş Sinan ki. Sinan askerden sonra aklı o kadar açtı. Dağıldı ve karıştı ki üstad deyince bile İmam Gazi. İmam Necip Fazlı. Necip Fazlı. Onu toparlasa devam getirecek yani. Üstad bakıyor görüyor ki her birisi sanki adeta Risale-i Nur için yani bu hizmete göre hayatlar yaşamışlar. Geçmiş hayatları falan hep sanki bu hizmete kanalize etmiş gibi görüyor. Mesela şimdi abi şöyle durum şöyle. Mesela ben de kendi hayatıma baktım. Ben de ehemmiyetli hizmet etmiyorum ama. Yani kendi hayatımda bunu görmeye çalışıyorum. Kendime hüsnü zan ediyorum. Yanlış bir şey ama. Ben de kendi tarzı hayatıma bakıyorum. Ne diyorum ki? Yani mesela üniversiteye gitmem, ne bileyim jeoloji mühendisliğini mi? Mesela dünyayı tefekkür etmeme yol açan dersler duymam. Mağmadan, bilmem şuradan buradan dersler dinlemem. Depremdir, ne bileyim başka fosillerdir, fosillerin işte maymundan gelmesidir, şudur budur. Yani ben de kendimi böyle bir bilim dünyasına yakın bir yerde görmem veya ne bileyim oralara girip oraları kurcalamam. Risale-i Nur'u okuduğumda çok daha fazla inkişaf etmesine sebep oldu mesela. Kendime çok daha faydalı oldu. Ama önceden kafamda bu sorular olmasaydı Risale-i Nur'u algılamam da kısıtlı olurdu. Yani daha önceki soru olmazsa cevabını bulduğunda sevinmezsin yani. Dolayısıyla soru olduğu için kafada onların hepsini böyle Risale-i Nur'a inanılmaz bir bağ oluştu bende. Bana yardımcı olduğu için, imanıma yardımcı olduğu için çok güzel bir bağ oluştu. Bu da benim daha önceki hayatımdan buraya sevk olunmama bir bağ gibi bir şey. Yani bir teçhizat gibi. O bilim olmasaydı kafamda şüpheler de olmazdı. Ama o bilim olduğundan dolayı bazı şeyler karıştırıyordum falan filan. Ama ne oldu? Risale-i Nur'a kavuştuk çok şükür. Bu anlamda buraya bir sevkiyat olduğunu hissediyorum şahsen yani. Bak burada üçüncü bir şahıs bakıp anlıyor. Anladın mı demek istediğimi? Sen de geçmişine bakıp anlayabilirsin. Geçmişteyken hissetme değil yani. Önce vecize söyleyeyim başkanım. Ben Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarz hayatlarına dikkat ettim. Gördüm ki aynı benim güzerane hayatım gibi Risale-i Nur gibi bir neticeye teçhis edilip sevk edilmiş. Emir Dabir 54. Önce cümlede geçen kısmı üstadın kendi güzerane hayatını mektubun devamında söylüyor. Mesela küçüklüğümden beri diyor kimseden hem hediye almazdım mal kabul etmezdim. Ondan sonra bu ruh halini o zaman anlayamıyordum ama şimdi Risale-i Nur hizmetinde tamağa ve mal istinaya. Başkalarının bu tamayla veyahut da mal sevgisiyle hücum etmesini demek ki önlemiş. O zamanki tarz hayatım. Onun devamında da talebeleri yani ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerim için de orada isim de vermiş. Şeyin sonunda, mektubun sonunda. İşte Hüsrev, Feyzi, Sabri diye. Onların tarz hayatlarını bilmiyorum ama kendi hayatıma baktım. Tabii kendi hayatımda bir düşündüm. Şu an çarpan bir şey gelmedi aklıma. Daha önceki yaşam. Kumarhaneyi ben de bağlayamadım.
Yani Yıldız Tilbe'ye bağlayamadım. Ama yakınıma baktım başkanım. Halis abi var. Zaten Suruç'ta doğmuş, direkt sevk edilmiş. Al bunu, al al al. Şimdi bakıyor başkan, maliye falan şey çalışıyor. Tam şimdi de hayalde de tayinat işlerine bakıyor. Tam teyit edilmiş başkan. Teyit edilip sevk edilmiş. Eyvallah. Değil mi? Vallahi doğru. Allah razı olsun. Çıkıyor bir şeyler. Şey de aslında abi, hani sosyal deneylerde kendi hayatını yaşadığı için oradan da bir teyit. Dilenci deneyi falan onu mu diyorsun? Evet. Orada bir donanım var yani. En sonunda eczanede patlattılar olayı Sedef. Sedef bak seni. Bak Sedef, ben geçen gün Memati'yi filmde öldüren adamın röportajını izledim. Hastanedeydi adam. Bak dövmüşler adamı. Başkan. Seni alırlar başkan, bak oğlum. Çakır öldü diye. Ülkeyi yakıyorlardı. Ben kendimden korkuyorum uğramış abi. Sedef seni yakalayacaklar. Annem Sedef abiden nefret ediyor. Başkanım geçen bir tanesi yorum atmış. Tara bir sosyal deneyde vuruyorum diye. Fake it'ten yani. Ayağın kopsun falan diye. Lillahi Teala, El Fatiha, Men Salavat.